Cumhuriyet'in çıkarları doğrultusunda bir noktaya getiremiyoruz. Bu da hükümetin dış ilişkilerdeki başarısızlığı olarak ortaya çıkıyor. Ekonomide gelinen nokta müthiş. İnsanlar artık aç yaşıyor. Sosyal hayatları kalmadı. Ve sadece evlerini geçindirebilme, çocuklarını okutabilme, karnını doyurmanın dışında başka bir şey düşünemez oldular. Bir evin giderlerinin elektrik, telefon, doğalgaz, internet, kira, aidat, eğitim masrafları, sağlık masrafları, euro karşılığı 308 euro. Bulgaristan'da dahi asgari ücret Türk lirası karşılığı 1080 lira. Artık birilerinin beğenmediği ata toprakları olan Bulgaristan'la aynı seviyeye getirdiğiniz ülkemize tebrikler. Bu başarılı ekonomide mevcut hükümetin doğal bir başarısızlığı, net bir başarısızlığı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak terörden artık bıktım. Bitmek üzere olan bir terör sorununu bu hükümet zamanında tekrar başladı ve hala devam ediyor. Ne zaman bir seçim, ne zaman önemli adımlar atılacak olsa terör aniden parlıyor ve genç Mehmetçikler, genç fidanlarımız toprağa düşüyor. Terörü artık bitirin. Bu milletin huzur içinde, mutlu bir şekilde, bir arada yaşamasını sağlayın. Yapamıyorsanız, bizim kadrolarımız bunları yapmaya müsait. Bilgi, donanım, liyakat çerçevesinde biz bunları başaracağımıza inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, biraz da Çorlu'ya siyasetine değinelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Çorlu İlçe Başkanı çıkıyor, bir makam sevdası ile bizim belediyelerimizi verip veriştiriyor. Yok çalışmadılar, yok onu yapmadılar, yok bunu yapmadılar. Fotoğrafçı gibi her yağmurdan sonra su birikintisi arayıp fotoğrafını çekip medyaya açıklama yapıyor. Belediye çalışmıyor, biz daha iyisini yaparız deyip geziniyor. Tabii hatırlamıyor olabilirsin. İyi de Sayın Başkan, Süleyman Paşa, Malkara, Çerkezköy sizde değil miydi? Çerkezköy'deki su baskınlarında sizin belediye zamanınızda neler yaşandı hatırlıyor musunuz? Büyükşehir çalışmıyor derken sizin yıllarca yan gelip yattığınız, çalışmayıp bıraktığınız enkazları, borçları toparlamaya, günümüz koşullarına uydurmaya çalıştığı hiç aklınıza gelmiyor mu? Çorlu Belediyesi'ne devamlı eleştiri yapıyorsunuz. Ama sadece öyle olmaz, biz daha iyisini yaparız da kalıyorsunuz. Ha bir de yolsuzluk. Yolsuzlukla ne demek istiyorsunuz? Kimsenin bilmediği, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanının bir söylemi olan bu kelime bizim belediyemize değil, belediyelerimize değil, sanki senin ağzına daha çok yakışıyor. Bir de eleştirirken daha düzeyli eleştiriler bekliyorum. Gerçi benim söylediğim Malkara, Çerkezköy, Süleymanpaşa, AKP belediyesi iken sen başka partide olduğun için hatırlamazsın. Bir sözüm var aklıma geldi. Hani MHP Çorlu'da siyaset yapmak çok zor, ben de AKP'ye geçtim demiştin ya. MHP zordur belki ama sen çok kolaya kaçtın be başkan. Geldiğin noktada kendini de ispatlaman lazım. Onun için de vur CHP'ye. Nasıl kendi partinin sempatisini kazanırsın? Vurursan CHP'ye, belediyelere kazanırsın, bol bol alkış alırsın. Ama bu seni büyük bir başkan yapmaz. İcraatların da olacaksın büyük bir başkan. Ben Çorlu'daki sandık sonuçlarını görüyorum. Ve pardon, onların söylemlerine çok kulak asmıyorum. Karşılığı olmadığını da toplumda da görüyorum. Bu da Çorlu'daki sandık sonuçlarından zaten belli. Hiç umut etme. 2019'da yerelde biz varız. İddialı söylüyorum. İddia olmadan olmuyor. 2019'da genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de geliyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Öyle yapma yok. Bu arada Sayın Başkan, delege seçimleri ve kongremiz seni bayağı rahatsız etmiş. Normal tabii, anlam verebiliyorum. 5000 üyesi olan bir örgütte sandığa 3000 küsür katılım olunca rahatsız oldu. Diri bir örgüt görmek sizi şaşırttı, rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi sizin söylemlerinizde olduğu gibi değil, özünde demokratik bir partidir. Ve bu demokrasiyi bir şölen havasında yaşamıştır. Tabii bunlar sizin alışık olduğunuz konular da değil. Kongre salonumuzda tek listeyle izdiham oldu. Sizin kongrenizi de gördük. Bence sen bu toptan çık başkan. Ha bir de mazbata alımı var. Ben mazbata mı Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden aldım. Sen kimden, hangi kapılarda bekleyerek aldın bilmem. Sayın Başkan, sen de sandığa gir, üyelerinden çık, delegenden çık, başkan ol. Çok faydasını göreceksin. Çünkü yetkisini makamlardan değil, kendi örgütünden alırsan başkan olursun. Ve tabanın
seni sahiplenir. Ve arkadaşlar, şimdi bu konuları kapatıp örgütümüz içinde yaşanan bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Ve buradan sizlerin aracılığı ile de tüm örgütüme sesleniyorum. Balyoz ve Ergenekon davalarında biber gazı yiyen, duruşmaya gitmeye çalışırken oraya ulaşılmasın diye ateşe verilen tarlaların içinde kalan, Gezi Parkı zamanında bir ay boyunca Çorlu'da binlerce kişiyle eylem yapan, 17-25 Aralık'ta Halk Bank'ın önünde ayakkabı kutularıyla tepki gösteren ve bundan dolayı 33 yılda yargılanan bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorlu Gençlik Örgütü'nden arkadaşlarımız bugün tekrar yargılanmak üzere adliyelerden bir yazı geldi. Bu genç fidanlarımız yapılan yargılamalar neticesinde beraat etmişlerdi. Ancak bugün gelinen noktada siyasallaşan yargının vermiş olduğu hukuki olmayan bir karar neticesinde beraat hükmü bozulmuştur. Bu kararın siyasi bir karar olduğuna dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Hukuk ve uluslararası sözleşmeler yok sayılmıştır. Burada yapılmak istenilen genç fidanlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde yargı eliyle baskı kurulmak istenilmesidir. Bu baskı partimizin en üst kademesinde bulunan genel başkanımızdan başlayarak belediyelerimiz ve gençlik kollarımıza kadar sirayet etmiştir. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İçişleri Bakanı tarafından genel başkanımızın tehdit edilmesi, Süleymanpaşa Belediye Başkanımızın gözaltına alınması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve en nihayetinde genç fidanlarımız 17-25 Aralık ile ilgili beraat kararlarının ceza verilmesi yönünde bozularak yerel mahkemeye geri gönderilmesi, partimiz ve örgütümüz üzerinde yargı üzerinden yapılan siyasi baskıyı ayan beyan ortaya koymaktadır. Biz bu genç fidanlarımızın arkasındayız. Gençlerimiz sahipsiz değildir. Ancak bu zihniyet gençlerimiz üzerinden bedel ödetmeye çalışmaktadır. Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve anayasal hukuk düzenimiz için geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da bedel ödemeye hazırız. Ve az önce belirtmiştim, bu genç fidanlarımızın sonuna kadar da arkasında duracağız. Değerli arkadaşlarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yaşanan süreçleri takip ediyoruz. Bundan sonra bu süreçleri bir bir değerlendireceğiz. Bir de sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa onları cevaplamaya hazırız. Tekrar anlatmaya gerek yok. Bu noktaya neden gelindi? Bundan sonra nereye gidecek? Ya bunlar bizim parti içi sorunlarımız. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ana kademe ve gençlik kolları, kadın kolları olarak da yan kollara ayrılmıştır. Bunlar bizim parti içinde yaşadığımız sorunlardır. Ki ben bir sorun görmüyorum hala da. O sosyal medyaya baktığınızda ciddi bir kavga. Evet, bu tamamen yani. Hukuki bir karar değildir. Siyasi bir karardır. O yüzden de gereği zamanı gelince söylenecek ve yapılacaktır. Çok fazla parti içi konuları basın önünde veya dışarıda tartışmayı zaten seven bir başkan değilim. Başka soru olur mu? Başkanım, parti içi konu derken biz de bir AK Partili gazeteci olarak sormuyoruz bunu. Gene de sonuçta burada 5000 üyesi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Basındaki arkadaşların en doğal hakkı. Yani bu soruları siz de artık seçilmiş, sandıktan çıkmış bir ilçe başkanısınız. Gençlik kollarında bir gergin ortam var. Bu konuda önümüzdeki süreçte neler yaşanacak? En azından siz tarafsızlığınızı koruyacak mısınız bu kongrede? Ya gergin anlar yaşandı deniliyor da. Gençleri gençlere, kadınları kadınlara, örgütü örgüte bırakırsanız hiçbir sıkıntı olmuyor. Gerginlikleri yaratanlar kim diye geriye baktığımızda çok farklı isimler ortaya çıkar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü gençlik kolları kongresinde bir olay olduğunu görmedim. Gençler tartışabilir. Hayır, onu iddia eden yok zaten de yani. Sosyal medyaya yansıyan ciddi tartışmalar var, kırgınlıklar var. Bizim sorduğumuz, benim kendi adıma konuşayım. Sorduğum nokta bu. Yoksa sorunun içinde ne küfür, hakaret, işte yani, birbirini aşağılayıcı noktalardan ben bahsetmedim. Öyle bir şey de iddia etmedim. Ya burada bizim Gençlik Kolları İl Başkanı'nın hatalı
bir tutum oldu. Yetkinin kendinde olduğunu söylemesine karşı seçim yapmadan gitmesi, sonra da seçimi zorla ana kademe tekrar yapıyor. Ben iptal ettim. Böyle değişik söylemlere girmesi. Hem ana kademenin yetkisi yok, gençlik kolları il başkanının yetkisi var. Gençlik kolları il başkanı da burada, divan başkanı burada, divan üyeleri burada. Başlatamıyor. Niye başlatmıyorsun? Bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor gençlik kolları başkanı. Ya bunlar çok önemli değil. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada Kadir Albayrak ve Büyükşehir yönetiminin bir yönlendirmesi ve baskısı olabilir mi? Yok. Kadir Albayrak Çorlu gençlik kolları seçimiyle neden ilgilensin arkadaşlar? Seçilen yönetimi tebrik eder. Çünkü çalışıyor arkadaşlarıdır. Nasıl Ünal Baysal Çorlu gençlik kolları seçimiyle hiç ilgilenmiyorsa Kadir Albayrak seçimiyle. Başkan tabii hayırlı olsun diyelim öncelikle hem Çorlu'muza hem size de. Bu kongrede bir dinozor söylemi gerçekten hala günlerdir konuşuluyor. O konuda yani büyüklerden bir özür dileme, yanlış anlaşılma bir şey. Bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi dinozoru ben de çok duyuyorum. Herkes söylüyor. Bazıları hatta şey yapıyor, oyuncak dinozorlardan alıp artık oynamaya falan da başladılar, böyle zaman geçiriyorlar. İyi motivasyon oluyor, onların da boş vakitlerini değerlendirtiyoruz. Şimdi o sözü ben söylemedim. O sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı söyledi. O sözü de yaşlılara söylemedi. O koltuklarda dinozorlaşmışlara söyledi. Yoksa her yaşı büyük olana söylenmedi. Uzun süredir siyasete yön vermeye çalışan eski zihniyetin artık değişmesi noktasında söylendi öyle. Yoksa kişinin şahsına söylenen bir cümle değil o. Siyaset. Başka bir şey de eksik değil de işte yapılanlar ortada. Nasıl bir şehirde yaşadığı da ortada. Çorlu'nun yolları ortada. Bana göre her şey çok güzel. Eksikler olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bakın. Bir belediye her şeyi tam yapamayabilir. Zamanında da yapamayabilir. Ama bu yapmayacağı da anlamına gelmez. Bizim belediye kadrolarımız şu anda çalışmalarını düzgün yapıyor. Görüyorum. İyi de çalışıyorlar. Zamanlama hataları olabilir. Veya yetişmiyor da olabilir. Hata demeyelim. Bunlar zamanı gelince bütün hepsi teker 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 halde olacaktır. Bunca zamandır, 20 yıldır Ünal Başkan Çorlu'da belediye başkanlığı yapıyor. Hiçbiriniz Ünal Başkan belediyecilik yapmıyor, yapamıyor, bilmiyor diyebilir misiniz? Diyemezsin. Bu işi en iyi bilen adam şu anda işin başında. Elbet eksikler olacak. Onlar da zaman içinde tamamlanacak. Kadir Albayrak'ın büyük şehrinin yetişemediği. Biraz önce metnimde de söyledim, konuşmamda da söyledim. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Malkara'daki yatırımlar bir kontrol edilse. Hepsi yenileme, düzeltme, yenileme, düzeltme. Kimler aldık biz bu belediyeleri? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Adalet ve Kalkınma Partisi bu ilçelere ne kadar yatırım yapmış? Bir onlara bakalım. Sonra bizim belediyelerimiz bu açığı kapatmak için ne kadar yatırım yapmış? Bir de ona bakalım. Ergene yeni kurulan bir belediye. Yatırımı hak ediyor. Bazı şeyler toparlanması gerekiyor. Biz bütünleyici bakmamız lazım. Büyükşehir dediğiniz dakika 11 ilçe demek. 11 tane büyük ilçe demek. Küçüğü büyüyor. Hepsinin bir sorumluluğu var çünkü. Bizim belediyeler bu kadar çalışırken devletten neler alıyoruz? Bir de onlara bakalım. Hastanelerin hali belli. Yollar belli. Karatepe'nin oradaki o yol ayrımı belli. Termik santraller belli. Nasıl karşılaştırma yapacağız? Nasıl yapalım abi? Siz söyleyin. Ne alıyoruz, ne veriyoruz? Vergi sıralamaları belli. Yanlış hatırlamıyorsam vergi sıralaması da 8.'yiz verirken. Alırken kaçıncıyız? Bunlara da bir dikkat etmek lazım. Yani eleştirinin de bir boyutu var. Biraz önce de söyledim. Yani hep eleştiri. Karşılığında siz ne yapıyorsunuz? Yok. Ama siz yapamıyorsunuz. Böyle de bir siyaset yok. Zaten toplum da bunu görüyor. Sandıklarda da cevabını veriyor. Dışarıda anlatıldığı gibi değil. Bazı partilerin. Biz 2019'da da yerelde ve genelde iktidar olmanın hedefindeyiz. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Belediye kadrolarımızın da gücü yeterlidir. Siyasi kadrolarımızın da gücü yeterlidir. Kadrolarımız 2019 öncesinde bir kan değişikliğine gitmiştir. Yenilenmiştir, gençleşmiştir.
2019'da hazırız. 2019'da Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için şu anda mücadele veren kadrolarla beraber bu yarışın içinde varız. Bu böyle bir isim. Evet, Abdullah'a var. Doğru bir soru. Bir arkadaşlar da sorsun. Bunu ve ahlakla ilgili bir yoksunluk olmayan ifadelerde bulundu. Atatürk'ün gazetelerimize yansıttık. Bununla ilgili büyüklere yapılan saygısızlık olarak nitelendirdi. Özür dilerim. Ve gelsinler bir ilçe gençlik olur kongresinin nasıl yapıldığını gelsinler görsünler gibi ifade kullandım. Bir önceki gençlik olurdu neden aday olurdu? Neden aday gösterildi? Neden değiştirildi? Veya kim değiştirdi? Sandık mı koydu? Bir de kendi gençlik kollarına baksın bakalım. Kongre yapıyor, aday yok. Bir tek kim belirliyor? Kinazor'la ilgili de zaten biraz önce ne olduğunu söylediydim. Ya, Kerim Başkan sadece CHP üzerinden siyaset yapıyor. Yani, inin sahaya arkadaş, sahada siyaset yapıyor. CHP'ye vurarak siyaset olmaz. Geçti o eski zamanlar. Öyle, o onu demiş, bu bunu demiş. Bana kimse şeyi öğretmesin. Hani o edep, adap öğretmesin. Nerede ne konuşacağımızı da biliriz. Nerede duracağımızı da biliriz. Kime ne söyleyeceğimizi de çok iyi biliriz, merak etmesin. Zamanı geldi, ona da söyleyecek bir iki lafımız olur. Başkanım, örgüt içinden sıkıntı Çorlu'da, yani bir vaadiniz var mı, bir projeniz var mı? İlçe başkanı olarak şurayı yapacağız, burayı yapacağız, trafiği çözeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımız olacak, belediyeye bu konuda tekliflerimiz olacak. Böyle çalışmalar olacak mı önümüzdeki süreçte, vatandaşın derdini çözecek? Ya bizim grup toplantılarımız biliyorsunuz meclis öncesinde grup toplantılarımız oluyor. Tabii grup toplantılarına daha önce çalışılmış olarak gidiliyor. Nasıl çalışılmış olarak gidiyor? Bir aylık bir çalışmanın sonunda bazı şeyler ortaya çıkmış oluyor. Sorunların nerede olduğu, nasıl düzeltilebilecekler, halkın istekleri, örgütsel istekler belediyeye iletiliyor. Grup toplantısında bunlar tartışılıyor. Grup toplantımızda belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz var. Genelde de ilçe sekreterimiz katılıyor. Burada yapılacaklar, yapılamayacaklar, daha sonra yapılacaklar noktasında görüşme süreçleri yapılıyor. Tabii ki bizler onların sahadaki sesi oluyoruz örgütsel anlamda. Onlar da bizim belediyedeki yönetici olarak sözümüz oluyorlar. Ortaklaşa devam ediyoruz. Bazı projeler var. Yerine getirilecek yeni hedefler var. Bunları zaman içinde zaten göreceksiniz. Burada çok söylemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama örgüt ve belediye birlikte çalıştığı zaman başarı gelir. Bundan yanında bir sıkıntı olmaz. Dağılım yaşıyor. Dağılım derken komisyonlar kuruluyor. Bütün sektörler üzerinde çalışmalar başladı. Arkadaşlarım çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat parti için seçimlerimiz olduğu için çok fazla odaklanamıyorum. Önümüzdeki ayki basın toplantısında sizlere çok değişik bilgiler aktaracağım. O zaman bakalım bu kadar çok CHP'ye saldırı olacak mı merak ediyorum. Ekonomi, çiftçilik, gelir gider, termik santraller, esnaf, işçiler, parklar. Bunlarla ilgili bir basın toplantısı yapacağım. Orada bir konuşalım. Bakalım neler varmış, neler yokmuş gündemimizde bir görelim.